Merhabalar efendim, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz farklılık yapıp sizlere çok kolay bir karnabahar salata tarifini vereceğim arkadaşlar. Genelde ben bu karnabahar salatasını balık kızartmalarının yanında kullanıyorum. Sizlere de denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Evet, gerekli olan malzemelerimiz bir tane karnabahar. Baharatımız içinde, karıştıracağımız sosumuz içinde yaklaşık bir yemek kaşığına kadar kurutulmuş dereotu varsa taze dereotu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık yarım çay bardak elma sirkesi, kendi yaptığım elma sirkesini kullandım. Yaklaşık yarım çay bardak vürtse soya sosu. Aynı şekilde yarım çay bardak kadar da zeytinyağı ve bir bardak su. Suyu arkadaşlar dilerseniz haşlama suyundan da kullanabilirsiniz. Karnabaharı haşlama suyundan. İlk etapta ben yarım bardak ekledim. Daha sonrasında bir yarım bardak da haşlama suyundan ilave ettim. Evet, yapılışı karnabaharımızı tenceremize koyuyoruz. Üzerine sıcak su ekleyip tuzu da ilave ediyoruz. Ve yaklaşık 10-12 dakika arası çevirerek haşlamaya bırakıyoruz. Kontrol ediyoruz. Çok böyle yumuşak pamuk olmasın arkadaşlar. Biraz hissetmek lazım. Karnabaharları biraz diri olarak haşlayalım. Sosumuz soya sosu, yürütse arkadaşlar tuzlu olduğu için ben içerisine tuz kullanmadım. Ama kontrol edin, tuzu azsa biraz tuz takviyesi yapabilirsiniz. Birazcık da şeker takviyesi yapabilirsiniz. Evet, sosumuz bu şekilde hazır. Şimdi haşladığım karnabaharı servis tabağıma koyuyorum. Tüm bir şekilde parçalamıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tabağıma aldım. Üzerine hazırlamış olduğum sosu dökeceğim. Ve bu salata sıcak ya da ılık yeniliyor. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi salatamız hazır. O dibine artan sosları da daha sonrasında yerken servis kutumuza alıyoruz. Birlikte yiyoruz. Servise daha kolaylık olması için bu şekilde tabakta kesik dilimlere ayırabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Salatamız bu şekilde arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Ben yanına bu şekilde alabalık kızarttım. Sazan da kızartıyorum. Sazan da çok yakışıyor. Nasıl kızarttım? Bu kez tavada yaptım. Normalinde sebzelerle birlikte fırında pişiriyorum ama tavada da gerçekten çok güzel oluyor. Yıkadım güzelce. Kağıt havluyla kurutladıktan sonra tuz ve karabiber serptim. Daha sonrasında un ve mısır unu ekleyip her yerine gelecek şekilde yedirdim. Bu şekilde üzerine bıçakla çizikler attım iki tarafına da. Kızgın yağda orta ateşte altın gibi renk alana kadar iki tarafını kızarttım arkadaşlar. Kızartma işlemini çok yüksek ateşte kızartmayalım. Çünkü balıklar kalın ve büyük olduğu için dışı yanacaktır, içi pişmeyecek, çiğ kalacaktır. Bunun için orta ateşte kızartmanızı tavsiye ederim. Kızgın yağ atalım ve orta ateşte yaklaşık 5-6 dakika bir tarafını, 5-6 dakikada bir tarafını kontrol ederek kızartalım. Kızarmış olan balıklarımızı da servis tabağımıza alabiliriz. Evet arkadaşlar, bugün de sizlere
karnabahar salata tarifini vermek istedim. Yapmışken de balık kızartma tarifimi de yanına eklemiş oldum. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.